Herkese merhaba. Bu videoda Banggood üzerinden satın aldığım 12 volt 6000 wattlık tam sinüs inverter'ın incelemesini yapacağım. Videomun açıklama kısmında bu ürünün satış linki ve aynı zamanda indirim kuponunu veriyorum. Ürünü vergiler dahil olarak alıyorsunuz. Öncelikle Banggood uygulamasını telefonunuza indirin. Banggood uygulamasını indirdikten sonra bu videomun açıklama kısmında vermiş olduğum linke tıkladığınızda karşınıza böyle bir sayfa açılacak. Gördüğünüz gibi burada seçenekler var. 12 volt, 3000 watt, 4000 watt, 5000 watt ve 6000 watt seçenekleri. 24 volt seçeneği de var arkadaşlar. 24 volt çift akü kullanmak istiyorum diyorsanız da 24 voltluk seçeneği seçin. Burada da yine 3000, 4000, 5000 watt olan stoklarda yok ve 6000 watt olmak üzere ürünler var. Ben tabii 6000 watt olan ürünü aldım. Şu anda 12 volt 6000 watt seçeneğini seçtiğimde ürünün fiyatını bugünkü kura göre 2664 TL olarak görmekteyiz. Hemen altında da gönderim bedeli var arkadaşlar, 614 lira. Bu da hem vergi hem de ürünün kargo parası arkadaşlar. Aynı zamanda Aras Kargo ile de ürününüz ücretsiz bir şekilde geliyor. Orayı da kendileri bu paranın içinden ödeme yapıyor ve ücretsiz bir şekilde Aras Kargo ile, burada da yazdığı gibi arkadaşlar, 10 ile 18 iş günü içerisinde ürün sizde olmuş oluyor. Ürünümü kutu içerisinden çıkartıyorum şimdi. Ürün kutu içinden bu şekilde çıkmakta. 2x16'lık tam 2 adet kablo geliyor arkadaşlar ve 32 milime tekabül ediyor. Kablolar 200 dereceye kadar yanmama özelliğine sahip. 2 adet de yaklaşık 800 ampere kadar dayanabilen kutup başlıkları çıkmakta ve 6 adet de yedek sigortamız kutu içinden çıkıyor. Şimdi ürünün bağlantılarını yapacağım. Sonrasında çalışma performansıyla devam edeceğiz. Şöyle 90 amperlik bir araç aküm var arkadaşlar. Burada yapılan en büyük hatayı size uygulamalı olarak göstereceğim. Şimdi bir tane takipçim var. Geçmişte inverter inceleme videolarımdan esinlenerek bir tane 6000 wattlık inverter almış. Aldığı inverter de 12 volt 6000 wattlık bir inverter. Şimdi aracının aküsüyle bu inverter'ı çalıştırmaya çalışmış. Şimdi aracının aküsü, eğer bu araç taksi ise 72 amperlik akü oluyor. Normal binek araçsa 60-65 amperlik bir akü bağlanıyor üzerine. 12x60 yaklaşık 700 ile 800 watt arasında bir güç veriyor bize. Bu gördüğünüz 12 volt 90 amperlik bataryamda yaklaşık 1080 watt'a tekalüf ediyor. 1080 watt'a kadar bir güç çekebilmemiz gerekiyor. Takipçim arabanın aküsünü inverter'e bağlıyor ve bununla UFO çalıştırmaya çalışıyor. UFO çalışmayınca inverter'ın arızalı olduğunu bana söylüyor. Aslında inverter arızalı değil. Sen inverter'ine yeterli besleyemiyorsun. Aracımı çalıştırdım diyor. Aracının alternatörü maksimum 100 ampere kadar bir enerji sağlar ki o da aracında herhangi bir güç tüketimi varsa bunu sağlar. Ama senin aracının aküsünü 20 amperden fazla basamaz. Zaten yüksek amperde akünü şarj edecek olursa akünün ömrü kısalır. Bu şekilde büyük inverter aldığınızda lütfen bunları dikkat edin. Şimdi bunu uygulamalı olarak göstereceğim. Yanında gelen kabloları görüyorsunuz. Çift çift bağladım. Şimdi 12 volt olan inverterlerde 5000 watt'tan sonrasına böyle çiftlik kablo gönderiyorlar. Bu kablolar silikon bazlı kablolar ve 200 dereceye kadar yanmıyor. Üzerinde de zaten yazmakta. Şimdi kabloları inverter'ime bağlayacağım. Önce 90 amperlik araç akümünü test edeceğiz. Sonra 120 amperlik LiPo bataryamla test edeceğiz. Videomuz sonunda da 80 amperlik LiTo titanat bataryalarla bu inverter'ümüzden tam bir güç çekebilecek miyiz? Hep beraber görmüş olacağız. Görmüş olduğunuz gibi 12 volt 90 amperlik bataryamın çıkışına
400 ampere kadar ölçüm yapabilen bir multimetre koydum. Bu multimetremiz doğru akım ampermetre özelliğine sahip ve invertörümüzün kablolarına bağladım. Görmüş olduğunuz gibi. Şurada da yaklaşık 1400 wattlık küçük bir elektrikli sobam var. İnvertörümün açma tuşuna basıyorum ve invertörüm hemen enerji vermeye başlıyor arkadaşlar. Yaklaşık şu anda 240 volt bir güç vermekte bize. Çekilen wattı da görüyoruz 0.0'da. Ve bataryamızın içinde de 12.6 volt var. Elektrikli sobamın kablosunu invertörüme bağlayacağım. Şimdi invertörüme elektrik sobamın kablosuna bağladım. Elektrikli sobamın bir çubuğunu açıyorum. Şu anda açtım. Bataryamdan yaklaşık 46 amper ve 500 watt aküden enerji çekiyoruz şu anda. Hemen batarya voltajına bakalım. Görüyorsunuz 11.4 volta düşmüş arkadaşlar. Şimdi elektrikli sobamın bir çubuğunu kapattım ve iki çubuğunu açıyorum şimdi. Çekilen wattı görüyoruz. Yaklaşık 88 amper bir güç çekiliyor bataryadan ve 900 watt enerji alabiliyoruz. Bataryamızın içinde de kalan voltajı görüyoruz. 10.6 volt arkadaşlar. Hatta şu anda kapandı. Elektrikli sobamı kapattım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, invertörümde bir arıza yok. Bataryam bunu karşılamıyor. 90 amper bir araç akümüzün 88 amper çekerken bile invertörümüzü çalıştırmadığını ve voltajının ani bir şekilde düştüğünü bize gösteriyor. 12.8 volt 120 amperlik prizmatik LiPo batarya hücrelerim var. Bu batarya hücrelerim de 2C. Kapasitesinin 2 katı enerji bize verebiliyor. Ve tabii 300 amperlik BMS devremiz de bağlı. Invertörümün girişlerine bataryamın çıkışlarına bağlayacağım. LiPo bataryayla invertörümüzü test etmiş olacağız. Şimdi invertörümüzün kablolarını görüyoruz. 120 amperlik LiPo prizmatik hücrelerime bağladım. Biraz önce 12 volt 90 amperlik aküyle 800 watt bir gücü alamadık. İnvertörümüzün düğmesine bastım. Şu an 230 volt 240 volt vermekte. Çekilen wattı görüyoruz. Şu anda herhangi bir güç çekilmiyor. Ve bataryamızın içinde de 13.7 volt var. Şuradan wattı da kontrol edeceğiz. Ve doğru akım multimetrem de kablolara bağlı. Sobamın birinci kademesini açıyorum. Çekilen amperi de görüyoruz. Şu anda yaklaşık 41 amper bataryalarımızdan çekilmekte. 510 watt'ta güç çekmekte şu anda elektrikli sobam. Şimdi ikinci kademesini alıyorum elektrikli sobamın. Ve invertörümün fanı otomatik olarak çalışmaya başladı. Çekilen amper de yaklaşık 83 amper bataryamızdan güç çekilmekte. Wattı da buradan görüyoruz ve 1000 wattta elektrikli sobamız güç çekmekte. Voltajı da bakalım bataryamızın. 12.5 volt arkadaşlar. Şimdi sobamızın 3. kademesini alıyorum. Ve çekilen amper de yaklaşık 120 amper. Bataryamızın tam şu anda %100'lük bir kapasitesini kullanıyoruz. Bataryamızda da 12.3 volt var arkadaşlar. 2500 wattlık başka bir elektrikli sobam var. İnvertörüme kablo çıkışlarını bağladım. LiPo bataryalarımızla 2500 watt güç çekebilecek miyiz? Bunu da görmüş olacağız. Yine ampermetremiz bağlı. Bataryamızın içinde 13 volt var. Watt göstergesi de sıfırda şu anda. Sobamızın birinci kademesini açıyorum. Birinci kademesinde yaklaşık 800 wattlık bir güç çekilmekte. Amperi de görüyoruz. Yaklaşık 66 amper bataryalarımızdan çekiliyor. Şimdi birinci kademeyi kapattım ve ikinci kademeyi aldım. 1600 wattlık bir güç
çekiyoruz şu anda. Yaklaşık 130 amper bataryamızın kapasitesinin birazcık üstünde. 12.2 volt bataryalarımızın voltajı. Şimdi sobamı 3. kademeye alacağım. Evet, bataryamızın voltajı 11.8 volta düştü. Çekilen watt da 2400 watt arkadaşlar. Ve bataryamızdan çekilen amper de 202 amper. Bataryamızdan 240 ampere kadar bir güç çekebiliyorduk. Sobamız da kızardı arkadaşlar. Bataryamızın voltajı da 11.8-9 volt aralığında çalışmakta. Burada bataryanın önemi çok fazla. İnvertörü ne kadar iyi besleyebilirsek o kadar invertörü tam kapasitede kullanmış oluruz. Gördüğünüz gibi 6000 wattlık invertörümü 13.8 volt 80 amperlik LiTo titanat batarya grubuma bağladım. Şimdi LiTo titanat bataryaları kullanarak 6000 wattlık invertörü tam kapasitede kullanabilecek miyiz? Bunu da göstereceğim. İnvertörümüzün özelliğinde 6000 watt olan invertörün 6000 wattın peak gücü olduğunu belirtmek isterim. 3000 watt sürekli bir güç çekebileceğiz. LiTo titanat bataryayla elektrikli sobamızı çalıştıracağız ve ekstra bir elektrikli sobası daha bağlayacağım. Bakalım invertörümüz bunu karşılayacak mı? Elektrikli sobalarımızın prizlerini invertörümüze bağladım. Sobalarımız kapalı ve invertörümü çalıştırıyorum. Bataryanın içinde 15 volt olduğunu görmekteyiz. Ve çekilen herhangi bir watt gözükmemekte. Şimdi arkadaşlar büyük sobayla başlayacağım. Büyük sobamı direkt olarak üçünü açacağım. 80 amperlik LiTo titanat bataryadan 180 amper güç çekebiliyoruz. Bu bataryamızın kapasitesinin 3 katı. İlk videomun başlangıcında 90 amperlik aküyle küçük sobamızın iki çubuğunu bile yakamamıştık ama 2500 wattlık sobamızı herhangi bir zorlanma olmadan çalıştırıyor. Bataryamızın voltajı da şu anda 14 volt arkadaşlar. Kaç watt çekiliyor onu da göstereceğim. Yaklaşık 2400 watt invertörümüzden çekiliyor. Sobamızın ikinci kademesini aldım arkadaşlar. Yaklaşık 3500 watt invertörümüzden çekiliyor. Bataryamızda da 13.6 volt var. Yine bataryamızdan 260 amper bir güç çekiliyor arkadaşlar. Bu müthiş bir rakam. 12 volt 80 amperlik bir LiTo titanat bataryanın ne kadar güce sahip olduğunu burada da görmüş oluyoruz. Sobamızın iki çubuğu kızardı ve diğer sobamızın da 3 tane çubuğunun kızardığını görüyoruz. Evet, şu anda 3500 watt kapasitesinin birazcık üstünde bir güç çekiyoruz ve diğer düğmeyi de bastığımda evet arkadaşlar yaklaşık 3800 4000'e yakın arkadaşlar 4000 watt'a yakın bir güç invertörümüzden çekiyoruz şu anda. Yaklaşık 300 amper de bataryalarımızdan çekiyoruz ve bataryalarımız voltajı da 12.9 volt ve herhangi bir zorlanma da kesinlikle yok. Videomun başında da belirttiğim gibi böyle yüksek wattlı invertörleri tam kapasitede kullanabilmek için bataryanın öneminin ne kadar fazla olduğunu sizlere gösterdim. Araç aküleri bunları karşılamıyor arkadaşlar. Dediğim gibi bataryanın önemi çok fazla. İnvertörlerinizi tam kapasitede çalıştırabilmek için LiTo titanat batarya, LiPo batarya veya bu invertörü karşılayabilecek aküyü kullanmamız şart. Bu invertörü tam kapasitede kullanmak için 12 volt 250 amperlik bir jel akü kullanırsak bu invertörümüzden tam performanslı güç alabiliriz. Bunlara dikkat edin. Şimdi 12 volt 80 amperlik bir LiTo titanattan 4000 watt'a yakın 300 amper bir güç çekebildik. Bu normal bir taksi aküsü olsaydı zaten bunu kullanmamız mümkün değildi. Burada belirtmek istediğim LiTo titanat bataryaların, LiPo bataryaların öneminin ne kadar yüksek olduğunu
sizlere bu videoda da göstermiş oldum. Bu müthiş 6000 wattlık invertörü almak isterseniz videomun açıklama kısmında link var ve indirim kuponu da veriyorum. İndirimli olarak bu 6000 wattlık tam sinüs invertörü Banggood üzerinden alabilirsiniz. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın.